Evet sevgili dostlar, 89.5 frekanslı Radyo Köprü Tek Radyosu bizim radyomuz. Şu arkamdan sevgilerimizi, selamlarımızı sunmaktayız. Kenan Keskin'de Radyo Köprü gündemi programımızda konuğumuz Birliğe Çağrı Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Çalışkan. Öncelikle radyomuza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yarın bayram ve yine program tekrarını farklı günlerde, bayramın farklı günlerinde dinleyecek olan değerli hemşerilerimiz için önce bir bayram mesajıyla başlamış olalım programımıza. Evet, ne mutlu ki Recep, Şaban, Ramazan geldi ve bitti Ramazan. Cenab-ı Hak Ramazan'ı ve 3 ayları en iyi şekilde ihya edenlerden eylesin. Ramazan bayramına ulaşmanın sevincini, Ramazan'ın gereğini, orucun gereğini yerine getirip, orucunu tutan, ibadetini yerine getiren, ailesiyle birlik beraberlik içerisinde olan, insanlarla paylaşımı beceren, doğru ve düzgün bir şekilde zekatını veren, hayrını veren, fitresini veren, zekatını veren insanlardan eylesin. Bunlar bizim dinimizin güzel adetleridir, güzel kurallardır. Bayramları bayram eden gerçek bayramlardır bana göre. Bir takım küçük plan ve programlar içerisinde olan ve gerçekte üzülerek gördüğüm birçok tablo var. Ramazan-ı Şerif'i gereği gibi yerine getirmeyen insanlarımızın olduğunu düşünerek bu kişilerin yarınki mübarek Ramazan bayramını icra ederken zannedersem kendileriyle bir iş muhasebe yapacaklarını düşünüyorum. Cenab-ı Hak herkese hakkınca Ramazan-ı Şerif'i iade etmeyi, icra etmeyi, oruçlarını tutmayı, hayırlarını yapmayı, zekatlarını vermeyi nasip eylesin. Yarınki Ramazan bayramımızın öncelikle Vezir Köprümüzün güzide insanlarına ve Samsun'umuza, Türkiye'mize ve tüm dünya Müslümanlarımıza Ramazan Şerifini, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde aileleriyle temenni ettikleri ve beklentileri doğrultusunda nice nice bayramlara ermesini temenni ediyor. Herkese en kalbi sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Cümlemizin. Vezir Köprü deyince gurbetçiler şehri anlarız. Vezir Köprü'nün tekrar ediyorsunuz. 89.5 frekansıyla birlikte Türkiye'nin, dünyanın değişik yerlerinden takip eden değerli hemşehrilerimiz var. Vezir Köprü'nün köylerinden Türkiye'nin değişik illerine dağılmış, dünyanın değişik ülkelerine dağılmış Vezir Köprü'nün hemşehrilerimiz. Bazıları bayram olması münasebetiyle ilçemize geldiler. Sevdikleriyle, tanıdıklarıyla, akrabalarıyla görüşmek, onların gerektiği şekilde yardımcı olmak anlamında, bayramlaşmak anlamında Vezir Köprü'ye geldiler. Size göre gurbetçiler Vezir Köprü'ye geldiklerinde nasıl bir Vezir Köprü buldular? Evet, hoş geldiler, sefa geldiler. Biz onları seviyoruz. Onlarla beraber olamadığımız günlerde gerçekten bir yalnızlık hissi bende mevcut. Çünkü biz her gün öyle veya böyle annemizle, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, bütün akrabalarımızla ilçemizde olduğumuz için bir şekilde ama telefonla ama gidip görüşerek, işte iftar yemeklerinde birbirimize davet ederek, işte eşimize, dostumuza, akrabalarımıza doya doya huzurlu bir şekilde işte gözümüzde görüyor, kulağımızda duyuyor, hiç olmazsa canlı canlı bir Ramazan Şerifi yaşadık. Fakat gurbetçilerimiz de gerçekten çok büyük özveri ve mücadeleyle gurbette işte hayat mücadelelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Çok gurur duyduğumuz arkadaşlarımız var. Çok böyle takdir ettiğim gerçekten dışarıda işim yapmış, ünvan kazanmış, maddi olarak belli bir güce ulaşmış arkadaşlarımız var.
Bunlar bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz. Fakat biz ilçe olarak bu insanlarımıza kol kanat gerip onların bütün her türlü iyi ve kötü günde yanında ve yardımcı olmamız gerektiğini düşünen birisi olarak daha organize, daha düzgün, daha planlı çalışmalar başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin gelişen, büyüyen bir yapısı içerisinde Beziköprü'nün de Beziköprü ilçesi içerisinde ve Beziköprü'nün dışarısında olan bütün Beziköprü kimliği ve etiketini de yaşayan insanlarımızla bir olma, beraber çalışma, beraber fikir birliği yapma, beraber kalkınmanın hesaplarını ve programlarını ben bugün ve bundan önceki bütün konuşmalarımda dile getirdim ve bundan sonra da dilimin döndüğünce bu anlamda çalışmayı düşünüyorum. Bu bir görevdir. Bana göre bilgisi ve becerisi olan, fikri olan, düşüncesi olan insanların kendi kabuğunda kendi çıkıp bunu, bu duygularını, bu güzel temennilerini gerçekleştirebilme ve hayata geçirebilme noktasında birliktelik sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Artık şu dar çerçeveden çıkıp kurtulmamız lazım. Bencil yaşamanın, bireysel yaşamanın bu ilçeye de faydası olmaz, bu ülkeye de faydası olmaz, gelişmeye de faydası olmaz. Şimdi belki bugün için kendimiz karlı ve kazançlı gözükebiliriz ama belli bir zaman sonra önümüze öyle beklemediğimiz yerde öyle bir engeller ve öyle bir problemler çıkıyor ki tek başımıza aşmamızın imkanı olmayan toplumsal olarak sıkıntı yaşayacağımız şeyler rastlanabiliyor. Yani bu ülke ekonomisiyle alakalı, ilçe ekonomisiyle alakalı. Sen ne kadar güçlü olursan ol, senin ne kadar mal varlığın olursa olsun, senin ne kadar paran olursa olsun, hep bir şekilde dünya yaşamı içerisinde farklı bir yerlerde öyle bir zaman, öyle bir şeye ihtiyacın oluyor ki yalnız bunu aşma şansın olmuyor. Bu da değil ki, Cenab-ı Allah öyle bir şey kurmuş, öyle bir sosyal yapı kurmuş ki herkesi birbirine, herkesi birbirine yeri ve zamanı geldiğinde o kadar ihtiyaçlı kalıyor ki. Bak şimdi, parası olanın parası olmayanı, parası olmayanı parası olanı, adam olanı adam olmayanı, adam olmayanı adam olmayanı. Yani öyle bir denge kurulmuş ki hiç kimseyi kimseye de böyle öyle aman aman muhtaç kılmıyor. Bak öyle bir şey var ki kurban olduğum yani yani hayatı dengede avlamanın gerektiği bir yani bir kişi ben ahkam kesmenin anlamı yok. Şuyum buyum demek ki bir kişiyle hiçbir şey olma şansı yok. Öyle bir sistem kurmuş ki dengede ama bunu aşmak önemli. Yani şimdi burada belli bir noktaya gelince insanlar isyankar ediyor. Şimdi ufak tefek şeylerde ya işte benim şuyum eksik şu. Yok yok kardeşim. O senin dünyalık şeyin, mücadelen. Onun içinde boğulma. Yeri ve zamanı geldiği zaman öyle sebepsiz ve beklentisiz bir şekilde Yaradan'a bağlanmak ve onun ona olan teslimiyetini en iyi bir şekilde ifade etmen doğrultusunda o her şeyin en iyisini bilir ve bizlere ummadığımız yerden ummadığımız şeylerle mükafatlandırır, gerekirse cezalandırır. Onun mükafatı da bizim boynumuzun borcudur, cezası da boynumuzun borcudur. Ne yaparsa en iyisini yapar, en iyisini bilir. Yeter ki biz yeri ve zamanı geldiğinde doğru tedbirler alalım, doğru çalışmalar yapalım. Yani hayat tüm yönleriyle yüksek bir organize istiyor. Yani böyle durağan bir kavram değil. Yani dünyanın bütün ülkeleri farklı teknolojik, bilimsel gelişmeler ortaya koyarken, yeni şeyler üretirken, yani bir ilçe olarak böyle dar kalıplar içerisinde kalarak hayatı algılamamız, hayata yetişmemiz pek mümkün olmuyor. Tüm yetkilileri, görevlileriyle birlikte vatandaşların
iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının yaşamı daha hızlı bir çerçeveden algılayıp daha organize çalışmalar için sorunlardan sorunları sorun olarak görüp sorunlardan kaçmanın bu çağda bugünümüzde bana yani, göre biraz lüks olarak görüyorum. Yani Özgür Köprü'nün en önemli sorunu bu ifade ettiğimiz kavram. Yani o geride kaldığımız yanları inkar ederek, üstünü örterek sanki her şey yolundaymış. Yani böyle bir hayat algısı yok. Geride kalan yanların zaten geride kalmıştır. Bunu ya size bir basit bir örnek verebilir miyim? Şimdi yani ben böyle bazen öyle oluyor ki yani pes dedirten ifadelerle karşılaşabiliyorsun. Yani mesela bir su problemi, yani geçenlerde yalnız köyümüzün su problemini dile getirmek için köyümüzü ziyaret ettik. Tankerler dolacak, evlere götürülecek, evdeki tanklara tanklardan su aktarılacak, dinamayla evlere su basılacak. Ya Bezi Köprü'nün her tarafı baraj, her tarafı dağ, her tarafı su. Biz hala yetkili mecilere bu konuyla alakalı bilgi aktardığımızda bir kısmı benim bilgim yok diyebiliyor. Bak şimdi. Yani şu duyarsızlığa bak. Bir kısmı da diyor ki ya işte o onun şuyu var diyor. Ya kardeşim ben anlamıyorum yani. Ne köylüsü elini taşın altına koymuş, ne siyasetçisi elini taşın altına koymuş. Herkes kafasına göre bir dar boğazın içine çıkmış. Sanki ortada çözülemeyecek, yani o da aşılamayacak bir problem varmış ki susuz kalınıyor. İşte yani bir eziyet, sabah sahurdan akşam 5-6'ya kadar adam 3 tonluk bir tankın su doldurulması, doldurup evine götürmesi için bekleyebilir mi ya? Var mı böyle bir şey? Ya bunun izahını bile yapamıyorum ben. Yani sabah diye sahurda geliyoruz diyor, akşam 5-6'ya kadar bazen anca sıra geliyor diyor. Ya yani bu çağda traktörün onunla uğraşacak. Tankın onunla uğraşacak. O traktörün başında bir adam olacak. Bak şimdi şu sıkıntı yapma ya. Ya bunu. Ya bu sadece bir Yanıcı köyü veya şu Oymacı böyle birçok köyde. Hala bir 33 köye verdiğimiz arıtma suyunun bir muamma oldu çıktı. Hiçbir yetkili de doğru dümdüz bir açıklama yapmıyor. Yok neymiş, yok şuymuş. Yok. Bugün yine iki tane muhtarımız geldi. Birisinin su tepeden aşıyor diye, birisi de bizim bölgeye su akmıyor diyor. Şimdi bak, yani ben anlamıyorum ya. Bir koyun, Çerçeğin koyunun muhtarı diyor ki su taşıyor. Depodan su taşıyor. Öbür bir koyunumuzun muhtarı da diyor ki ya bize Duruşay Barajı'nın suyu gelmiyor. Bu tarafa gidiyorsun Yağmur Köyü'nde 3 aydır sular akmıyor diyor. Şimdi ben bilmiyorum ortadaki yani, bu... Yani burada işte nedir? Yani insanlar zorunlu ihtiyaçlarına dair bir sıkıntılarını ifade ettikleri zaman sen muhalefetsin, sen başka partisin. Ya yani kaçmanın anlamı yok. Yani çekirge bir hoplar, iki hoplar, üç hoplar. Kaça yani kaça, nereye gideceksin? Yani şeye sormuşlar, kaplumbağa yola çıkmış, hacca gidiyormuş. Mekke Medine'ye yola çıkmış, gidiyormuş. Tavşan görmüş yolda, nereye gidiyorsun kaplumbağa kardeş demiş. Ya hacca gidiyorum demiş. Ya sen bu şekilde ne zaman gideceksin demiş. Yani ömrün yetmez demiş tavşan kaplumbağa. Kaplumbağa demiş, ben bir yola çıktım demiş. Ömrüm yeter yetmez. Bu yolda ölemem mi demiş yani. Şimdi mesele şu. İnanmak lazım. Bir şeylerin başarılabileceğini, sorunları yumak halinde büyütmeden çözülebileceğini kabullenmek lazım. Bir defa her şeyden önce birbirimizi sevmek, saymak, dinlemek lazım. Yani Özgür Köprü... Daha önceki bir programda dedim ki bahsettiğimiz bazı bir olay daha vardı. Vezir Ağaç programıyla alakalı bir program yaptım. Dinleyicilerimizden Allah razı olsun çok olumlu bulan ve teşekkür eden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız oldu. Buradan onların hepsine kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Vezir Ağaç Fabrikası Özgür Köprü'nün gençlik ruhunu kullanıyor. İşte belli bir ücretle, hala asgari ücretle herhalde zannedersem, ücret indiriliyor.
vasıflı işçiliğiyle vasıfsız işçi arasında bir fiyat farklılığını ben araştırdım, göremedim. Yani öyle bir şey de var. Yani vasıflı işçiye işte asgari ücret 850-900 ise vasıflı işçi 1,5 lira alsın. Öyle mi? Bir sanatkarın sanatını icra ettiği noktada karşılığını alsın. Bunu söylerken bir de şunu söylemiştim. Yine bu da Vezir Ağaç Fabrikası'nın gerek satın almacısının, gerek müdüriyetinin, gerek firma sahiplerinin tekrar tekrar dikkatine sunuyoruz. 5 yılda Vezir Köprü'nün esnaflarından 5 milyar liralık mal alışverişi yapmadıklarını söylediğimde bunu birçok esnafımız, Vezir Köprü esnafı mantıklı ve doğru bir analiz olduğunu gördüler. Ve Vezir Ağaç Fabrikası'nı eleştiriyoruz, kınıyoruz. Yani biz Vezir Köprü olarak bizim sınırlarımız içerisinde bizim ekonomimizi, bizi ilgilendiren bir firmanın Vezir Köprü'nün esnafıyla içli dışlı olmasını bekliyoruz. Evet. Bizlerle beraber çalışmasını bekliyoruz. Bizlerin onlara vermesi gereken destek varsa ben şahsen geçen yıl içerisinde 100-150 milyar lira civarında Vezir Ağaç Fabrikası'na ödeme yaptım. Laminatını alıyorum, metefesini alıyorum. Niye? Hatta alışveriş yapmamayı düşünmeme rağmen. Ama burada bizim eserimiz olarak görüyoruz, bizim fabrikamız olarak görüyoruz, bizim işçilerimiz olarak görüyoruz, bizim insanımızı istihdam ettiğini düşünüyoruz. Biz, belki bizim yani yaptığımız alışveriş Vezir Ağaç'ın bütçesine göre, şu anki bütçesine göre küçük bir dilim olabilir ama bizim düşüncemiz ve bizim tarzımızın değeri olması lazım. Yani biz bir esnaf olarak Vezir Ağaç Fabrikası'na ben Şaban Çalışman olarak 100-150 milyar civarında ödeme yapabiliyorsa bir Vezir Ağaç Fabrikası da 5 milyar lira 5 senede alışveriş yapmıyorsa hangisi efendim? Hangisi efendim? Benim bütçem yılda 1 trilyonsa onun bütçesi belki de 1 katrilyon. Belki de 2 katrilyon. Şu an Vezir Ağaç Fabrikası'nın 1 yıllık üretiminin 1 yıllığına yakının üretiminin dolduğunu duyuyorum. Bak şimdi bu bizim için Vezir Köprü için, Vezir Ağaç'ın gurur verici bir şey. Anlatabiliyor muyum? Tekrar anlatayım. Vezir Ağaç Fabrikası'nın bütün ürettiği medefesi, laminatıdır, işte arkalığıdır, bütün ürünlerinin şu anda yurt içi ve yurt dışı piyasasındaki talebin, Vezir Ağaç Fabrikası'ndaki talebinin bir yıla yakınının şu an satmış durumda. Bağlantılarını yapmış durumda. Yani şimdi böyle bir fabrika bir yıl çalışmış olsa bütün şeyleri pazarlanmış durumda diyorsunuz. Yani bugün kapasitesinin 10 misli çalışsa yetiştiremiyor. Bak. Ben şimdi düşünüyorum, ben yıllık 5-600 milyon bitirinin lira gibi bütçesi olan bir kişi bu yaptığı ticaretinin onda birini, onda ikisini böyle bir firmaya verebiliyorsam benim belki de 10 misli, 20 misli, 30 misli, 50 misli, belki de 100 misli bütçesi olan ya öyle bir elektrik faturası ödediğini duydum. Kaç lira? 150 milyar mı? 200 milyar mı? Bu rakamlara yakın bir elektrik faturası ödeyen ve bu kadar bütçeye sahip olan bir firma kendi ilçesinden 5 yılda 5 milyar liralık alışveriş yapmayacak. Yani, ve sen bunu görmeyeceksin, bilmeyeceksin, duymayacaksın. Burada çifte bir ihanet var derim ben. Bir, kendimize ihanet. İki, Vezir Ağacı'nın Vezir Köprü'nü yani. Vezir Köprü'de yayın yapan, işte nedir, Vezir Köprü'deki tarihi doğal zenginlikleri gerek Vezir Köprü'deki gerekse gurbetteki insanlara ulaştıran birisi olarak, Vezir Köprü'nün tekrarcısı olarak bizim Vezir Ağaç'la bağımız Ramazan'da ortaya koydukları bir tabak çorba ve orada da çay ve onda yani Vezir Ağaç deyince ben Vezir Köprü'yle bağı olmayan biraz da nedir işte sadece burada yerleşmiş buranın kaymağıyla ilgilenen ormanıyla ilgilenen kaymağıyla ilgilenen bütçesiyle
alması gerekeni alan, vermeyi istemeyen bir yapı var yani. Bir iftar yemeğinden bahsettiniz. Benim şimdi orada da dikkatimi çekti. Ben 3 yıl önce falan, 3 yıldır katılmadıydım iftar yemeğine. İşte ne hikmetse bu sefer bir satın alan, bir bayisiyle görüştüm. Dedim ki bak, Vezir-i Aş Fabrikası'ndan bize iftar davetiyesi gelmiyor. Dedim, bir saat, 1,5 saat sonra şey geldi, kart geldi. Biz de tabii aslında katılmak mı, katılmamak mı gerekiyor? Şimdi buradaki tabloya bak. Çünkü yani şimdi insan sevdiğinin ve sevildiğinin yanında mutlu olur. Yani oradaki yemek, çay, çorba bahanedir. Bizim için yani bizim için nedir? Güzel söz, güzel düşünme ve güzel muamele bizim için esastır. Şimdi davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gittik ama benim dikkatimi çeken esas Vezir Köprü'de bulunan ve Vezir Köprü'nün, Vezir Ağaç'ın şu an işletme sorumluluğunu yürüten bir kişinin Vezir Köprü'nden o yemeğe giden misafirleri karşılamaması dikkatimi çekti. Bak şimdi Vezir Köprü'nün, Vezir Ağacı'nın ve halkın arasını açan kişi, bence o kişi, o kişinin yeri ve zamanı geldiği zaman ismini de açıklayacağım ben. Yani bizler orada çorba yemeğimiz, evimizde sıcak çorbamız lazım. Geliyoruz ama bizi esas karşılaması ve bizi esas ağırlaması gereken kişi bana göre yoktu. Karşılamadı. Oradayken yani o şeyin içindeydi ama karşılamadı. Giderken de uğurlamadı. Şimdi ne oldu şimdi? Yani ne bizim iftara yemeğine gitmemizin bir anlamı oldu, ne onların bizim iftara yemeğine çağırmasının bir anlamı oldu. Şimdi orada bir konuşmacı arkadaşımız şundan bahsetti yemekte. Vezir Köprü'de yeterli kalifiye eleman olmamasının sıkıntısından bahsetti. İşte kapasite artırımını düşündüklerini, işte daha güçlü bir yapıya doğru gitmeyi düşündüklerinden bahsetti ve kalifiye eleman sıkıntısından bahsetti. Şimdi bu da farklı bir sıkıntı. Bir Şaban Çalışkan'ın da kalifiye elemana ihtiyacı var. Acizane benim de bir kalifiye elemana ihtiyacım var. Atıyorum öbür taraftan işte diğer Vezir Köprü'ye has bir tür Vezir Köprü'deki imalata yönelik, işte sanayileşmeye yönelik çalışan bir sürü arkadaşımızın da kalifiye elemana ihtiyacı var. Şimdi bu da farklı bir şey. Bu da bizim sorunumuz. Yani şimdi yani koskoca bir fabrikanın sadece istemekle olmayacağını bilmesi lazım. Yani bu, kendisinin o yani yapıda bir eleman. Şimdi yani eğer sen bu ilçenin sivil toplum kuruluşlarına gerekli katkıyı sağlamazsan, işte yayın araçlarına, yayın nedir işte radyosuna, gazetesine gerekli ilgiyi, gerekli desteği, gerekli bağı kurmazsan, yani şimdi ben kendi adamım Vezir Köprü'nün tek radyosu olarak, yani benim için Vezir Ağaç, yani herhangi bir kahve, yani herhangi bir kahvedeki o da değil. Yani kahveye gittiğin zaman 500 lira veriyorsun, bir bardak çay içiyorsun. Ama Vezir Köprü'ye 500, Vezir Ağaç'a 1 milyar lira sen içeri sokmazlar. Bak yani, bir şey yani. Bir fark olması lazım dediğim yani, gibi. Vezir Köprü'nün tek radyosu olarak Vezir Köprü'yü tanıtan, Vezir Köprü'yü gerek Vezir Köprü merkezinde gerekse gurbetteki insanlara aktaran, bunu paylaşan birisi olarak, yani bir yayıncı olarak, yani Vezir Ağaç olmuş olmamış şu anki duruşları itibariyle benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bunu dedirtmemek lazım. Yani şimdi bir nedir Vezir Köprü Belediyesi olarak sonuçta biz kimin bu İSİ'ye katkı sağladığını takip eden insanlarız. Yani bizim işimiz bu zaten. Yani bu memleketten kim ne alıyor, kim ne götürüyor, ne veriyor. Yani biz bunu ararız. Bizim işimiz budur. Şimdi bu kapsamda Vezir Ağaç bu işinin sivil toplum örgütlerine bir katkısı yoktur. Spor tesislerine, spor kulüplerine herhangi bir böyle
Yani sponsorluk görevini yerine getirmesi lazım. Yani buradaki etkinliklerde getir kardeşim, çağır bir sanatçıyı, sanatçılardan bir tanesi de Vedir Ağacın hediyesi olsun memlekete. Evet. Çalsın, oynasın vatandaşlar, katılsınlar, şeyini duyur. Yani şimdi bunlar neyle ortaya çıkar? Şimdi ben az önce sizin dediğinize %100 katılıyorum. Yani Vedir Ağacın bugünkü bütçesi ve gücü nispetinde Beziköprü Belediyesi Forumumuzun sponsorluğunu üstlenebilir. Beziköprümüzün işte gittiği her yerde yani Vezir Ağaç olarak sadece kalmaması gerektiğini, Beziköprü'nün belediyesiyle, kaymakamlığıyla, sivil toplum örgütleri içli dışlı olup tanıtımıyla alakalı veya Beziköprü'de yapılabilecek yatırımların kendi şu anki konum itibariyle bir de halka arz edebileceği konular da olması lazım. Yani işte öyle bir madem gücün var, bir pastayı paylaş, değişik bir imalata, değişik bir sanayileşmeye yönel. Senin gücün altında, senin şemsiyenin altında Beziköprü'deki birçok mobilya esnafı da yani işte mobilya imalatına girsin. Yani Beziköprü'de benim herhangi bir kuruluşa büyük demem için beni ilgilendiren şey bu işe verdiğidir. Yani, kendisinin büyük olması değil, fikirlerinin büyük olması lazım. Yani hizmet anlayışının büyük olması lazım. Yani yatırımlarının büyük olması lazım. Şimdi bizim, ben şundan gurur duyarım. Vezir Ağaç Fabrikası büyük olsun, Vezir Ağaç Fabrikası gerek Türkiye'ye gerek yurt dışına yatırım yapacak, ithal edebilecek, ihracat yapabilecek konumda bir yapısı olsun. Biz de ona hizmet edelim, biz de bu pastadan faydalanalım. Sadece Vezir Ağaç bütçesine faydası olmasın. Bize de desin, mesela bugün Türkiye Gazetesi'nde gördüm, Kayseri'ye kaç bin metrekare mobilya sentri. Bak şimdi, 90 metrekareden 9000 metrekareye kadar ulaşabilecek ve aynı çat altında sanki bir spor tesisi gibi bir mobilya sentri planlanıyor. Şimdi bunlar büyük düşünmenin ve büyük projelerin hedefi. Şimdi peki sen hala Vezir Ağaç Fabrikası'nda kalifiye eleman sıkıntısını dile getiriyorsan asgari ücretle ben şu an 1 milyar 300 milyon lira eleman çalıştırıyorum. Ben senden zengin miyim kardeşim? Benim bütçem senden fazla mı ya? Ya burada kişinin sanatına, mesleğine saygı mı olması lazım? Yani orada bir protesto, eylem yapıyor vasıflı işçiler. Bütçe olarak az olduğu için maaşlarında şey istiyorlar. Adamların hepsini bir kapı dışarı koyuyor. Yani ben Şaban Çalışman olarak Vezir Ağaç'tan ayrılan bir kişiye 1 milyar 300 milyon artı sigorta çalıştırıyorum. Kendileri, yani o kişiye az değil. Kendin barındırmayı bileceksin. Kendin neye ihtiyacın var? Vezir Ağaç Fabrikası olarak elemana ihtiyacın mı var? Aç bir özel okul. Hem okut, hayrım olsun, hasenatım olsun, hem de kendine eleman yetiştir. Aç oraya özel bir lise. Çalıştır bizim Beziköprümüzün. Ne o? Çalışmayan bir ne var? Sanat okulu mu diyelim buna? İçerisini hiç bilmiyoruz. Yani kaç branş olduğunu da bilmiyorum şimdi ben. Yani bu derdi ya, bir de ne diyorlar biliyor musun? Deyim dersler desin. Ya bir de hiçbir şeyden memnun ol. Ya olayım da kardeşim. Kereste fabrikasının adamı çıkmış yemekte iftarda diyor ki vasıflı adama ihtiyacımız var. Vasıflı adamı kim yetiştirecek? Ben zaten elimden gelen gayreti yapıyorum, mücadeleyi veriyorum. Vasıflı adamı sana da okulunu yetiştireceksin. Mobilyasını yetiştireceksin, bilgisayarını, demir doğramasını. Hatta bunlara yani berberine kadar, barına kadar şey aç ya. Burs, yani bölüm aç. Bak anladın mı demişsin? Yani sen sanat okulu Beziköprü'de bugün en yüksek öğrenci kapasitesine ve öğretmen kapasitesine sahip olması gereken bir okul. Yani bunun işte... Ama Beziköprü'nün sanat okulu Beziköprü'nün İmam Hatip Lisesi kadar olamıyor. Beziköprü'nün İmam Hatip Lisesi'ne müracaat eden öğrencileri derslik bulamıyorsa Beziköprü sanat okulunda ya buranın icraatında mı, içinde mi, binasında mı ne var bilemiyorum. Yani şimdi farklı beklentiler var. Şimdi at binenin kılıç kuşananın diye bir atasözü var. Sen ilçeni seveceksin. Siyaseti Beziköprü'de durağanlaştırırsan,
siyasetin ruhuna aykırı hareket edersen, siyaseti siyaset gibi görmezsen, bugün Mezuköy'de Vezir Ağaç Fabrikası vasıfsız işçi elemanı ihtiyacım var diye bağırır. Ben bağırırım, berber bağırır, tamirci bağırır, demir doğramacı bağırır, herkes bağırır. Niye? Sebep? Bilmiyor. Ve bilmediğini de inkar ediyorsun. Siyasetçi Vezir Köprü'deki dişi ağrıyan, bak yine söylüyorum, Vezir Köprü'de her türlü sıkıntısı olan insanların veya kurumların sıkıntısını çözme, iletme mekanizmasıdır. Ama nedir? Maalesef Vezir Köprü'deki siyasetle işgal eden insanlarımızın bana göre şu anda siyasetin ruhuna hareket göre hareket etmediklerini düşünüyorum. Siyaset kimin ihtiyacını ve kimin isteğini yerine getirebilme mekanizması olduğunu bilmek lazım. Siyaset çözüm mekanizmasıdır. Siyaset sorun üretme veya kaçma mekanizması değildir. Nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir olumsuz iş varsa bunu mevkilerle, yetkisiyle, makamıyla bir araya gelip çözecek bir mekanizmadır. Biz psikolojimizin sanat okulunun cıvıl cıvıl birçok branşlarıyla Vezir Köprü'nün esnafına, Vezir Köprü'nün vezir ağacına, Vezir Köprü'nün sanayicisine destek verecek bir kurum ve kuruluş olarak görmek istiyoruz. Buradan tüm yetkililerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Bu ilçe bizim. Yani biz şimdi size garip bir olay söyleyeyim yani. Şimdi yani bu ilçemize bir Suriyeli muhaliflerden arkadaşlarımız geldiler. Hem katkıda bulunalım hem de beraber işte onların bu zor günlerinde beraber olalım diye bulunduk. İşte meslek gruplarına göre beraber çalıştığımız veya beraber çalışan esnaf arkadaşlarımız var. Şimdi oradan gelen insanlardan bile medet bekleyen Vezir Köprü'nün sanayicisi, Vezir Köprü'nün işletmecisi arkadaşlar var. Yani ya diyor ki bir Suriyeli de bana yok mu gönder de ben de beraber çalışayım diyor. Hadi bak. Yani Vezir Ağaç Fabrikası'nın da adama ihtiyacı var. Sanayide kaportacının da ihtiyacı var. Tamircinin de ihtiyacı var. Mobilyacının da ihtiyacı var. Doğramacının da ihtiyacı var. Kaynakçının da ihtiyacı var. İşte esnafının da ihtiyacı var. Züccaciyecinin de ihtiyacı var. Tuhafiyecinin de ihtiyacı var. Var oğlu var. Sebep ne? Peki şimdi buradaki sebep ne? Yani bizim insanımızın şimdi hala kulbetlere, tuğla örmeye 13 yaşındaki çocuklarımızın, bak buradakinin altına çizerek söylüyorum. Hangi baba yiğit, Vezir Köprü'de ben de dahil, 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuğunu işte 2-3 kişiyle gönderip de inşaatlarda sıva yaptıracak, harç kum çektirecek, tuğla çektirecek, 50 kilo çimentoyu kaldırttıracaksa buna hangi vicdan müsaade edecekse etsin. Ama bu ülkenin %60'ı, %70'inin çocuğu kulbetlerde en son eleman konumunda, yani vasıfsız elemanın en son amele konumunda. Özür dilerim konuşuyorum. Buradan tüm bu işi iştigal eden insanlarımızdan özür diliyorum. Konumunda icra ediliyor, çalıştırılıyor. Ama Vezir Köprü'nün sanat okulunda, Vezir Köprü'nün içinde yetişse, işte bir sertifikası olsa, bir belgesi olsa, istediği gibi Vezir Ağaç Fabrikası'na, işte benim belgem bu, ben şu maaşla, bak şu 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 işleri yaparım, şu grafiği yaparım, şu mobilyayı keserim, şu dolabı yaparım, şu kapıyı yaparım, yani şu kimyasalı üretirim, yani aklıma ne geliyorsa. Deyip de benim ücretim, beklentim, talebim bu. Ben 800 milyona çalışmam, 1 milyara, 2 milyara, 3 milyara çalışırım ama fabrikaya da katıda bulunurum. Gelsin Şaban çalışsın, dedin gel Şaban çalışsın. Bak konumun itibariyle şu 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 makinelerin eksik, sen şu şu makineleri alırsan ve ben de şu ücreti verirsen ben sana ayrı şu kadar para kazandırırım. Vezir Köprü'ye bu kadar faydamız olur. Yani bu kapasite olması lazım. Şimdi ne var Vezir Köprü'de? Mevcut durumda işte bulunan elemanları tutuyor, benim şimdi 5-6 tane 10 tane elemanım var. Tutuyor aşağısı, işte kısa süreliğine de olsa adama ihtiyaç oluyor. Geliyor benim çalışan elemanıma diyor ki ya orada kaç lira alıyorsun sen? 800. Ya o paraya çalışılır mı kardeşim? Gel sana ben 900 vereyim. 1 milyar vereyim. Altın araba alayım. Yat alayım. Kat alayım. Bir fitne. Vatandaş da tabii
Tahmin edemiyor. Nefis var insanoğlunda. Zannediyor ki ya ben gülük gülistanlık ha buldum ben gömünün içine düştüm zannediyor. Çıkarken işte anam hasta, babam hasta, ayağım ağrıyordu. İşte dayanamıyorum şu bu. Mesela öyle erkek gibi çıkıp da dese ki ya ben falanca yerde bana benim sen 900 milyon maaş veriyorsun ya falanca yer bana 1 milyar lira para teklif etti. Ya ben çalışkan. Seninle biz bundan sonra beraber çalışamayız dese erkekçe alnından öpeceğim öyle bir yiğit bulsa. İşte kolum tutmuyor, bacağım tutmuyor, anam hasta, babam hasta, izin ver, şu yok, yok. Ya kardeşim, niye büyüdüyor o olay artmış onun ya? Sebep vasıfsız eleme. Ben de biliyorum bunu. Ey Feziraç Fabrikası, sen daha buna çözümü üretecek mekanizma gücü var. Okuturum ben ya, ben veririm bursu. Feziraç Fabrikası olarak, anladın mı demek istediğimi? Çağırırım veya giderim müzik okulun sana dokunma. Kardeşim bana yıllık şu kadar mobilya yetiştireceksin. Bunların okul masrafları, okul giderleri, harcamaları bana ait. Kaç liraysa 500 ile 1 milyar arası aylık neyse. Yani ben ailesiyle de görüşürüm. Bu kişi bana yılda işte 50 tane, 100 tane, 300 tane öğrenci yetiştireceksin. Ey sana dokulu. Ve aileleriyle de görüşürüm. Bu kişilerin okul masrafları, eğitimleri bana ait. Oradan mezun olduktan sonra mezun köprü standartlarında en yüksek maaşlarda çalıştırmak bana aitti. Bak bakalım sen o zaman. Vasıf Leyhan bana. Yani ben bu benim ya benim işim bu değil ha. Ben yanlış anlama ben bunu da şu biz karşılıklı konuşuyoruz. Ama ben adam bulmayı biliyorum bak. E sen de bil bunu ya. Para kimde sultanı o maalesef. Sende para olacak, akıl bende olsun. Var bunlar böyle bir şey. Yani para varsa onda olsun. Yani kullan. İnsanlara tepeden bakma. Sen kimsin diye bana telefon açma. Nerede sorunu görme, çözme mekanizmasıdır ya. Birinin neşi var, ikinin sesi var ya. Bırakın ya bu yok milletvekiliymiş, yok belediye başkanıymış, yok ilçe başkanıymış, yok şu. Yok kardeşim, yok. Hak etmediğin zaman ne olursan ol ben görmem seni. Bak şimdi, ama hak edersen benim başımın üstünde yeri var. Siyasetçi, siyasetçi ünvanını hak edecek. Belediye, belediye başkanı ünvanını hak edecek. Milletvekili, milletvekili ünvanını hak edecek. Hepsinin, herkesin yolu açık olsun. Yok böyle bir şey. Yani ben müzik öbürünün sulama ve barajlarının en iyi bir şekilde takip edilmesi noktasında yetkilileri uyarıyorum. Buradan tekrar Recep Şaban, Ramazan ayının gelmesi ve gitmesi noktasında Yaradan'a binlerce şükürler olsun. Bizlere bugün de ihya ettirdi, icra ettirdi. İbadetlerimizi kabul etsin. Oruçlarımızı, tüm oruçları ibadetlerin en iyisi olarak kabul etsin. Zekatlarımızı, hayırlarımızı, fitirlerimizi kabul buyursun. Ve bunları artırarak ibadetlerimizi artırarak tekrar icra etmeyi nasip eylesin. Tüm Vezi Köprümüzün esnafının, çiftçisinin, Vezi Köprümüzün memurunun, Vezi Köprü dışındaki Samsun insanımızın, Türkiye insanımızın, tüm dünyadaki Müslüman din kardeşlerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. En kalbi sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Lütfen artık neyin yanlış, neyin doğru olduğu noktada yanlışların üstünü örtmemenin, doğruları da saklamamanın zamanı geldiğini söylüyorum. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru diyelim. Vezir Ağaç Fabrikası 5 senede 5 milyar alışveriş yapmamış Vezir Köprü'den deyince çıkıp da bir kişi şunu dememesi lazım. Bunu diyen kişi de benim kendi şahsen abim. Demek ki Vezir Köprü'de dürüst esnaf yok ki Vezir Ağaç Fabrikası Vezir Köprü'den alışveriş yapmıyor deyince inan olsun anlamdan vurulunca döndüm. Şimdi savunmaya bak ya. Pes diyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Varsa sorusu olan Değerlendirmeleriniz, mesajlarınız için teşekkürlerimi sunuyoruz. Yine Vezir Köprü Şimler, Facebook sayfalarımız aracılığıyla mesajlarını iletenler var. Ali Güzel, İstanbul'da kaldık.
bu bayram gidenlere hayırlı uğurlar demişler. Erkan Seven, düştük yollara geliyoruz, herkesin bayramı mübarek olsun. Düzce, Asun'dan Bolu. Selami Şahin, Yemen'de atlatıyorum bu bayramı, tüm köklerin bayramı mübarek olsun demişler. Uğur Vergili, Kıbrıs'tan bütün vezir köklere ve mezralara selamlar, iyi bayramlar. Nazım Işık, Bursa Gemlik'te memleketimin bayramını en içten dileklerimle kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. İbrahim Tok, İstanbul Büyükçekmece'den uzaklarda olsak da kalbimiz memlekette atıyor. Bütün hemşehrilerimizin bayramı mübarek olsun. Ali Satımız, aleyküm selam. Mardin'den tüm hemşehrilerimin bayramını kutlar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim demişler. Yani Vezir Köprü'nün fotoğrafı bu. Vezir gelemeyenler. Yani. İyi dilekler, temenniler. İnşallah temeller hayata gerçekler ortaya çıkar diyor. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de gelen ürünlerimiz, yorumlarımız için teşekkürler sunuyoruz.